Arkadaşlar 44. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde soru cümlelerini incelemeye devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdiye kadar biz kendisinden sonra normal bir nesne alan soru cümlelerini öğrenmiştik. Arkadaşlar bazı fiiller kendilerinden sonra belli bir edat alıyorlar. Örneğin Türkçe'de kiminle konuşuyorsun dediğimiz zaman arkadaşlar kimin ile kim ile konuşuyorsun veya nereye gidiyorsun dediğimiz zaman bir yere doğru yönelme ifade ediyoruz. Bunlar için biz ayrı kelimeler kullanıyoruz. İngilizce'de arkadaşlar bu ile veya nereye, nereden derken biz edatlar kullanıyoruz. İşte to, with, from gibi. Şimdi bunların soru cümlelerinde nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Evet, örnek cümlemize bakalım. Julia is talking to somebody. Evet, Julia birisiyle konuşuyor. Konuşmak arkadaşlar, talk to somebody, birisiyle konuşmak. Biz Türkçe ile diyoruz ama İngilizce'de talk to somebody. Şimdi Julia kiminle konuşuyor diye soracağız. Kim başa? Kiminle diye bir soru yok. Yani to whom'la başlayamayız arkadaşlar. Bakın nasıl yapacağız bunu. Who, kim, is she talking to? Buradaki edat arkadaşlar normal talk fiilimizin sonrasında yani cümlemizin en sonunda kalıyor. Ama bunu nasıl çeviriyoruz biz? O kiminle konuşuyor şeklinde çeviriyoruz. Evet demek ki fiillerden sonra gelen edatlar oldukları yerde kalıyorlar arkadaşlar. Ama biz burada cümlemizin nesnesini yani somebody'yi sorduğumuz için arkadaşlar normal soru şeklinde who başa geliyor canlı birisi olduğu için normal yardımcı fiil cümlemizin öznesi ve yüklemimiz geliyor. Evet, to talk'a ait bir edat arkadaşlar. Evet. Şimdi dikkat edin. Who İngilizce'de what, where, kim, ne, nerede, which, hangi? Bu soru kelimeleri arkadaşlar prepositionlarla yani edatlarla to, from, with gibi edatlarla birlikte kullanılıyorlar. Bu soru kelimeleri cümlemizin başında olmak zorunda. Ve bu edatlar ise o cümlenin sonunda arkadaşlar bulunuyorlar. Bakın şimdi örneklerimize. Where normalde nerede demek arkadaşlar biliyorsunuz. Where are you? Sen neredesin? Ama şimdi dikkat. Biz nerede değil nereden diyeceğiz. Where are you from diyoruz. From bir yerden demektir arkadaşlar. Edat. Nereden geliyorsun? Neredensin? I am from Thailand. Tayland'dan geliyorum. Taylandlıyım. Jack was afraid. Jack korktu. Jack neden korktu diye soracağız. Afraid'den sonra neden derken of edatı getiriyoruz. What was he afraid of? O neden korktu? Who do these books belong to? Belong to ait olmak demek arkadaşlar. Bu kitaplar kime ait? They are mine. Onlar benim. Mine arkadaşlar benim demektir. Tom's father is in the hospital. Tom'un babası hastanede. Şimdi hastaneyi öğrenmek istiyoruz. Hangi derken arkadaşlar? Which hospital? Hangi hastaneye? Is he in? Hangi hastanede yatıyor? Kate is going on vacation. Kate tatile çıkıyor. Who with? Kiminle? Bu kısa soru arkadaşlar. Daha uzun sorumuz. Who is she going with? Kiminle gidiyor? Kiminle birlikte gidiyor? Can we talk? Konuşabilir miyiz? Sure, tabii. What do you want to talk about?
Talk about bir şey hakkında konuşmak. Ne hakkında konuşmak istiyorsun? Evet. What is it like? Neye benziyor veya what are they like? Arkadaşlar, like diye bir kelimemiz var. Bu bir prepositiondur, edattır. Gibi anlamına geliyor Türkçe'de. Şimdi bunu what'la birlikte arkadaşlar, bu bir şeyi tarif etmeniz istenirken kullanılıyor. Neye benzemek diye bunu çevirebiliriz arkadaşlar Türkçe'ye bu yapıyı. Bakın örneğimize. What is your new house like? Yeni evin neye benziyor? Nasıl? Diye çevirebiliriz. Yani evini bana anlat. It is very big. Çok büyük. Evet, demek ki arkadaşlar what is it like? Neye benziyor? Nasıl bir şey? Nasıl diye Türkçe'de çevirebileceğimiz bir yapı. Bu çok sık kullanılıyor İngilizce'de. Şimdi bunu biraz ayrıntılı olarak inceleyelim. Evet, what is it like diye sorduğumuzda neye benziyor, ne gibi? Buradaki like arkadaşlar bir edat dedik. Daha önce gördüğümüz sevmek anlamındaki edat değil arkadaşlar. Eğer öyle olsaydı tabii ki is ve like birlikte bulunamazdı arkadaşlar. Bunu dikkatinizi çekiyorum. Örnek olarak do you like your new house dediğimiz zaman buradaki like yeni evini seviyor musun diye sorduğumuz normal bir fiil. Ama what is it like'daki like arkadaşlar sevmek anlamına gelmiyor. Gibi anlamına geliyor. Benzemek anlamına geliyor. There's a new restaurant near my house. Evimin yanında, yakınında yeni bir restoran var. What is it like? Nasıl? Neye benziyor? Is it good? Evet, neye benzemiyor demeyelim de nasıl bir şey? I don't know. Bilmiyorum. İyi mi? I haven't eaten there yet. Henüz orada yemek yemedim. What is your new teacher like? Yeni öğretmenin neye benziyor? Nasıl biri desek daha da olur. Şimdi neye benziyor desek Türkçe'de biraz tuhaf oluyor. Nasıl diyelim arkadaşlar? What ve like'ı nasıl? Yeni öğretmenin nasıl? She's very good. Çok iyi. We learn a lot. Çok şey öğreniyoruz. I met Nicole's parents yesterday. Dün Nicole'un anne babasıyla tanıştım. You did, öyle mi? What are they like? Nasıl onlar? They are very nice. Çok iyiler. Did you have a good vacation? Tatilin iyi geçti mi? What was the weather like? Hava nasıldı? It was great. Harikaydı. It was sunny every day. Her gün hava güneşliydi. Evet, alıştırmalarımıza geçtik. Arkadaşlar burada 5 çarpıyla ifade edilen bilgiyi arıyoruz. Who ve what soruları soracağız burada. The letter is from. Bu mektup kimden geliyor? From, den demek. Biz kimden geldiğini soracağız. Who is the letter from? Mektup kimden? I am looking for a. Evet, bir şey arıyor arkadaşlar. Ne arıyorsun diye soracağız. Look for, aramak demek. What are you looking for? Ne arıyorsun? I went to the movies with. Evet, birisiyle sinemaya gittim. Kiminle gittin diye soracağız. Who ile başlıyoruz. Who did you sinemaya gitmek? Go to the movies. Evet, şimdi işte arkadaşlar go'dan sonra birisiyle gitmek derken with'i kullanıyoruz. With.
Who did you go to the movies with? Kiminle sinemaya gittin? The movie was about, film about hakkında demek arkadaşlar. Ne hakkındaydı diye soracağız. What was the movie about? Film ne hakkındaydı? I gave the money to. Parayı birisine verdim diyor. Kime verdin diye soracağız. Who did you give the money to? Yönelme var. Parayı kime verdin? The book was written by. Evet, kitap şu tarafından yazıldı diyeceğiz. Şimdi soracağım soru, kim tarafından yazıldı bu kitap? Who was the book written by? Who was the book written by? Kitap kimin tarafından yazıldı? Evet, şimdi resimlerimiz var. İnsanlar bir şeylerden bahsediyorlar. Evet, bu verb'leri kullanacağız. Kutucuktaki ve arkalarından arkadaşlar, arkasından da uygun bir preposition kullanacağız. Evet, birinci resme bakalım. Who is she talking to? O kiminle konuşuyor? Talk'tan sonra to edatı kullanıyoruz. Talk to somebody, birisiyle konuşmak. Evet, şimdi bunlar nereye, bir yerlere bakıyorlar. Nereye bakacaklar diye soracağız. Look kullanacağız arkadaşlar. Bir yere bakmak, birisine bakmak. Look at. What are they looking at? Neye bakıyorlar? I am going to a restaurant. Bir restorana gidiyorum. O hangi restorana gidiyor diye soracağız. Which restaurant is he going to? Hangi restorana gidiyor? 4. It was very good. Yes, very interesting. Evet, bunlar filmden bahsediyorlar anladığım kadarıyla arkadaşlar. Film nasıldı diye soracağız. What was the movie like? Film nasıldı? What was the movie like? Evet. Buradaki 5 numaradaki kız müzik dinliyor. Ne dinliyor diye soracağız. What is she listening to? Bir şey dinlemek. To arkadaşlar. Listen to. Evet. Bunlar hangi otobüsü bekliyorlar? 6. resim. Which bus are they waiting for? Wait for, beklemek. Evet, which ile birlikte soru cümleleri yazacağız. Tom's father is in the hospital. Tom'un babası hastanede. Which hospital is he in? Hangi hastanede? We stayed at a hotel. Bir otelde kaldık. Which hotel did you stay? Dikkat edin, otelde kalmak at. Jack plays for a football team. Jack bir futbol takımı için oynuyor. Which futbol takımı team does Jack play for? Jack hangi futbol takımı için oynuyor? I went to school in this town. Evet. Which school
Did you go to? Hangi okula gittin? Which school did you go to? School in this town. Bu arkadaşlar burada go to'dan sonra which school dediğimiz için go to the, biliyorsunuz to bir yere doğru demektir. Bir yere gitmek. O yüzden buradaki edat yeterlidir arkadaşlar. In this town'u söylememize gerek yok. Zaten sorunun cevabı the school in this town. Bu şehirdeki, kasabadaki okula gittim. Evet. You want some information about another country. Bir ülke hakkında bilgi istiyorsunuz. You ask somebody who has been there. Evet, oraya gitmiş olan birine soruyorsunuz. Nasıl diye soracağız arkadaşlar. What is like veya what are like? What are the roads like? Yollar nasıl? Yiyecek nasıl? What is the food like? Bana yiyecekleri anlat. Yiyecekler nasıl? İnsanlar nasıl? What are the people like? 4. Hava nasıl? What is the weather like? Evet, nasıl demeyi de öğrendik. What was were like? Nasıldı diyeceğiz en son olarak. Your friend just came back from a trip. Arkadaşınız daha yeni bir seyahatten döndü. Hava'yı sorun diyor. What was the weather like? Hava nasıldı? Your friend just came back from the movies. Arkadaşınız filmden, sinemadan döndü. Filmi sorun diyor. What was the movie like? Film nasıldı? Your friend just finished a computer course. Arkadaşınız bir bilgisayar kursunu bitirdi. Dersleri sorun diyor. What were the classes like? Dersler nasıldı? Son olarak your friend just came back from a business trip. Bir iş seyahatinden döndü arkadaşınız. Ask about the hotel. Otel nasıldı diye soracağız. What was the hotel like? Evet arkadaşlar, bu ünitemizin sonuna geldik. Bu ünitemizde soru cümlelerinde kullanılan edatları öğrendik. Tabii bu edatlar arkadaşlar cümlemizin yükleminin gerektirdiği edatlar ve soru cümlesinin en sonunda yer alıyorlar dedik. Ve aynı zamanda nasıl sorusunun kalıbını, bir şey nasıldı, bana anlat, tarif et gibi bilmediğimiz bir bilgi isterken kullandığımız what is veya what are like veya what was, what were like yapısını böylece öğrenmiş olduk arkadaşlar. Buradaki like tabii ki bir edattır. Sevmek anlamındaki fiil değildir dedik ve diğer edatları da gördük arkadaşlar. Yüklemlerin gerektirdiği. Böylece de arkadaşlar edatlı soru cümlelerin nasıl meydana getirildiğini de görmüş olduk. Bir sonraki ders görüşmek üzere.